hepinize merhabalar arkadaşlar. Son dakika gelişmesini az önce sizlere vermiştik. Az önce Türkiye'de ilk kez işlere verilen maaş zam oranını sizlere sunmuştuk. Şimdi biraz da detaylara inelim arkadaşlar. Ne oldu ne bitti. 8 Temmuz 2021'de hükümetin 1 milyon taşeron ve kamu maaş teklifi belli oldu arkadaşlar. Hükümet işçilere teklifi 2021 yılı için %9 artı 5 oldu arkadaşlar. Ayrıca 3577 lirayla 3750 lira ücret alanlara 100 lira 3750 lira 4000 liraya kadar ücret alanlara da 60 lira seyyani zam teklif edildi arkadaşlar. Türk İş bu teklifi kabul etmeyip masadan çekildi arkadaşlar diye bilgi aldık bakalım bir yanlış bilgi olmazsa durum bu yönde arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum 2021 yılı için işçilere %9 artı 5 zam, zam teklifi oldu. Zaten arkadaşlar dün açıklanan 6 aylık Enflasyon %8,45 olmuştu. Hükümet de 0,55 oranında arttırmış bunu arkadaşlar. Hani enflasyon zaten %8,45 çıktı 6 aylık enflasyon. Hükümet de %0,50 yani %0,5 diyelim daha doğrusu. Bağış olarak algılamış bunu herhalde bilmiyorum. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Ben çok düşük buldum teklifler arkadaşlar. Şahsi fikrimdir. Katılırsınız, katılmazsınız. Zaten %8,5 enflasyon var 6 aylık. Hükümet de bunu %9'a çekmiş. Yani aradaki fark %0,5. Ayrıca 3577 lira ve 3750 lira ücret alanlara 100 lira seyyani zam. 3750 ile 4000 liraya kadar ücret alanlara da 60 lira seyyani zam teklif edildi. Türk iş aldığımız duyumlara göre masadan çekilmiş arkadaşlar. Hükümetin işleri teklif ettiği zam oranları aynı zamanda yemek, yol, sosyal yardım, giyim yardım ve diğer ödemeleri de geliyor arkadaşlar. Yani bunlar da zamlanıyor bilginiz olsun. Yani yemekte yüzde, şu anki verilere göre konuşuyorum. 8 Temmuz 2021 verileri bunlar arkadaşlar. %14 her biri artmış oluyor. Yani yemekte de %14 artmış oluyor. Yol yardımda da %14 artmış oluyor. Sosyal yardım, giyim yardım ve diğer ödemelerde %14 artmış oluyor. Hükümet işçiler için verdiği teklif ile asgari ücretli kadrolu ve geçici işçilerin yeni yemesi şimdilik 140 TL bürüt. Net de 127 TL civar olmuştur arkadaşlar. Bu 1 lira 2 lira civar oynayabilir. Bilginiz olsun. Şu anki rakamlar an itibariyle oluşmuş rakamlardır. Türk İşçiliği Hak İşçi Konfederasyonu kamu işleri için en düşük çıplak bürüt ücretin 4800 TL yükseltilmesini 160 TL yemeği yükseltilmesini istemişti. Ardından 2021 ve 2022 yıllar için ilk 6 ay %20 maaş zam istemişti. Diğer 6 aylık dönemler içinde enflasyon artı %3 refah payı talep etmişti arkadaşlar. Hakeş'in talepleri bunlardı. Türk İş ve hükümet kanadından ise bugün arkadaşlar an itibariyle bu video yaptığımız 8 Temmuz 2021 saat 17 sularında çıplak bürüt ücretlere 3577 ile 3700 TL arası olanlara 100 TL iyileştirme sey yani zam yani arkadaşlar. Bu da 122 57 kuruş günlük yemeğe tekabül ediyor. 3750 ile 4000 TL bürüt ücret olanlara da 60 TL iyileştirme. Bu da 127 TL günlük yemeğe net rakamlar arkadaşlar tabi bunlar bürüt değil tekabül ediyor. Ayrıca ilk 6 ay için yüzde %9 zam, ikinci 6 ay için de %5 zam teklif etti arkadaşlar. Sizin de görüşleriniz önemli. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Videonun altına yorumlarınızı yazın. Şahsi fikrim zaten iki, 2021 yılı için ilk 6 ay için Resmi enflasyon oranları yüzde sekiz buçuk yüzde sekiz çıkmıştı dün. Zaten e, enflasyon yüzde sekiz buçuk olmuş. E, i̇şçiye yüzde sıfır zam vermiş gibi bir şey oluyor bu. Bu benim gözümde. Hani enflasyon atıyorum yüzde sıfır olur, sen işçiye yüzde dokuz zam versin dersin ki senin maaşın yüzde dokuz arttır, arttırıyorum ben dersin. Bu olabilir ama enflasyonun resmi enflasyonu yüzde sekiz buçuk olduğu bir yerde. Sen işçiye %9 zam veriyorum dersen senin maaşını ben %0,5 arttırıyorum demek ki bir şey oluyor. Bir de tabii 100, TL ile 60 TL yani zam teklif edilmiş oldu. Bu rakamlar muhtemelen artacaktır arkadaşlar. İlk görüşme, ilk teklif bu. Biliyorsunuz ilk oturumlarda biraz düşük tutulur bunlar. Sonra biraz da arttırılır arkadaşlar toplantılarda. Ama ne kadar artar hiçbir fikrim yok arkadaşlar açıkçası. Hani %1 mi artar bu rakamda? %2 mi artar? %3 mi artar? Sendikanın biraz daha bastırması gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Bu rakamlar neden önemli? Bu rakamlar şu yüzden önemli. Bu rakamlar sadece işçiler için diye arkadaşlar. Şimdi bir ay sonra da yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisine de toplu sözleşmeleri var. Onlara da demek ki hemen hemen bu rakamlar verilecek gibi görünüyor arkadaşlar. O yüzden Türk İş Vakış'ın masada biraz daha bastırması gerekiyor diye düşünüyorum biraz daha elini yumru masaya vurması gerektiğini düşünüyorum. Bu rakamlar şahsi fikrimdir. Dediğim gibi katılırsınız katılmazsınız saygı duyuyorum arkadaşlar. İlk 6 ay için %9 zam çok çok düşük kalmıştır. Dediğim gibi zaten dün açıklanan 6 aylık enflasyon resmi rakamlara göre Tabii bu bence resmi rakamlardan daha fazla enflasyon var. Ama açıklanan resmi rakamlara göre ilk 6 ayda 2021 yılı için ilk 6 ayında %8,45 enflasyon olduğu bir ortamda %9 maaş zammı demek tekrar söylüyorum. İşçiye %0,5 maaş zammı veriyorum demektir. Bu da düşük kalmıştır. Bence işçiye, memura, emekliye en az %20 maaş zammı gereklidir, gereklidir, gereklidir. Aynı zamanda %20 maaş zammının ardından en azından bir 500 TL'de seyyane zam verilmelidir. İşçi rahatlasın, memur rahatlasın, emekli rahatlasın, piyasada para dönsün, para aksın piyasaya, piyasada candansın. Sonuçta bu işçi, emekli, memur alacağı maaş zamlarını yine bu Türkiye Cumhuriyeti'nde harcayacak arkadaşlar. Yani bakkalı da yararlanacak, manavı da yani yararlanacak, kasabı da yararlanacak, marketi de yararlanacak, otobüs şoförü de yararlanacak. O yüzden piyasada paranın akması için, piyasada paranın dönmesi için işçiye en az %20 maaş mı? Emekliye en az %20 maaş mı? Memura en az %20 maaş mı? Bunun ardından da en az 500 TL seyyanen zam yapılmalıdır diyorum. Hükümete ve sendikaya sesleniyorum. Bu ekranı gördüğümüz Yüz, ilk 6 ay için %9 zam, ikinci 6 ay için %5 zam, üstüne 60 TL iyileştirme ya da 100 TL iyileştirme çok düşük kalmıştır. Az kalmıştır. Daha çok arttırılmalıdır. Arkadaşlar sizlere gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Ne var ne yoksa kamu adına, iş arayanlar adına, TP çalışanlar adına ne var ne yoksa kaçırmamak için arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Anı anla videolaştırıyoruz arkadaşlar. Hangi gelişme varsa, hangi iş ilanı varsa, kamu adına, TP işler adına ne var ne yoksa gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Bildirim zili açın, arkanıza yaslanın ve videolarımızın keyfini çıkarın diyorum. Her ne kadar can sıkıcı bir video olsa da arkadaşlar en azından bilgilenmiş oluyorsunuz arkadaşlar diyorum. Bugün yine bir gelişme olduğu anda sizlere sunmaya, sizlere haberleştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda bu habere videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Videonun altına link koydum. Direkt tıklayıp bu habere tıklayıp ulaşabilirsiniz diyorum. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izleyebilirsiniz diyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum ve kalın sağlıcakla arkadaşlar. Tekrardan hayırlısı olsun arkadaşlar.